Merhabalar. Önceki dersimizde gelecek zamanı bir deledik. Tabi şunu unutmayalım. Geçen derste üzerine durduğumuz fiiller tek adımlı fiillerdi. Yani geçen derste biz aslında raften, neşesten, hariden, daviden, buğden, gibi fiillerle gelecek zamanı inşa ettik. Peki şimdi fiilimiz iki adımlı olursa ne olur? Tabii ki iki adımlı fiilleri geçişli ve geçişsiz diye ikiye bölüyoruz. Aslında mantık temelde aynı. Değişen hiçbir şey yok. İki adımlı geçişsiz birkaç fiile bakalım. Estefadekerden, selamdadan, amadeşoden, negahkerden, nevazeşkerden, bazgeçten, berdaşten, bazamadan. İki adımlı fiillerin temel yapısında unutulmaması gereken önemli bir konu sağ taraftaki öğenin bir isim görevi göreceği, sol taraftaki yani fiil kısmında kalan kısım ise bize yüklem görevini görecektir. Yani biz yüklemi değiştirmek istediğimizde, başka zamana götürmek istediğimizde aslında ne yapıyoruz? İkinci kısım yani fiille oynuyoruz. Çünkü fiilden önceki kısım aslında fiilin kendisini niteliyor vaziyettedir. Örneğin estefade kerdan fiilinde kerden pek yaygın bir fiil. Kerdene kullanmak anlamını veren öğe ise estefade. Dolayısıyla biz estefadeyi hiçbir şekilde dokunamayız. Çünkü estefadeyi değiştirdiğimiz an fiili tamamen bozmuş oluyoruz. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde estefade ile işimiz olamaz. Peki varsayalım ki estefade kerdeni gelecek zamana götürüyoruz. Tabii ki bizim ihtiyacımız olan en önemli öe ha olacak. Bu ha nereye konumlanmalı? Ha istifadekardan mi istifade hah kerd gibi mi kurulacak yoksa başka türlü mü Hemen bakalım Ha bize geleceği gösterdiği için ve aslında etkin olmayan bir öğe olduğu için sadece bir işaret gibi davranacağı için tabii ki fiille bitişik olması çok daha muhtemel Dolayısıyla haham istifade kerd hatalı bir fiil düzeni olacaktır istifade haham kerd ise daha doğru olacaktır. Bu durumun çok daha basit bir formülü iki adımlı fiillerde gelecek zamandan bahsediyorsak haham ortaya geliyor olması. Yani iki adımlı fiiller gelecek zamana gidiyorsa haham ortaya koyun. Tabii ki bunu ezberlemenizi istemem. Neden olduğunu ve bu işin teorik kısmını öğrenmeniz benim için daha önemli. Dolayısıyla estafadekerden fiilini bir bütün olarak almanızı istiyorum. Estafadekerden yani kullanım etmek veya tabii ki Türkçe karşılığıyla kullanmak temelde bir öğe bir fiil gibi anlaşılsın lütfen. Geleceğe götürüldüğü durumdaysa estafadekerdenin içine baktığımızda bir kısımda fiilin öncesi bir kısımda da fiilin kendisini görelim. Tabii ki biz fiilin niteliğini değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir oynamayı veya değişimi fiil üzerinde yapacağız. Hatırlarsanız gozaştelerde de durum aynıydı. Yani gozaştaya estemrari ve gozaştaya mustamerde de durum aynıydı. Estefade kerdeni, estefade mi kert veya daşt estefade mi kert haline çevirmek için mi'yi estefadenin başına değil, kerdenden önce getiriyorduk. Burada ha ve mi'yi neredeyse aynı etki biçimiyle düşünün. Yani ister mi, ister ha olsun, her iki şekilde de, iki adımlı fiilde, fiil kısmının öncesine gelecek. Pekala. Bu durumu anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek için, ekranınızda gördüğünüz estafadekerden, selamdağdan, amadeşrodan, negahkerden, nevazişkerden, bazgeçten, berdaştan ve bazamadan fiillerini gelecek zamana götürün. Şenase hiç önemli değil. İstediğiniz şenaseyi kullanabilirsiniz. Bu durumun kaba formülü demin de söylediğim gibi iki adımlı fiillerin ortasına ha'ı getirmek. Şimdi ekranımızda bu fiiller dizilsin ve aralarında bir boşluk oluşsun. Tabii ki bu boşlukları nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki ha artı şenase ile değerlendireceğiz. Elbette şunu unutmayalım. Bu fiillerin bone mazi halleriyle biz ancak geleceğe gidebiliriz. Dolayısıyla estefadekerden estifadekerde Selam dardan selam dada, amade şodan amade şoda, negah kerdan negah kerde, nevazish kerdan nevazish kerde, bazgeschten bazgeschte, ve bazameden bazamet haline dönüşecek. Şimdi artık fiillerimizde ha artışı nasi almaya hazır. Bu halleriyle yani daha şahıs eki eklenmeden sırasıyla anlamlarını görelim. Kullandı, selam verdi, hazırlandı, baktı, okşadı, döndü, aldı ve yine döndü. Şunu unutmayalım. Farsça bir masların sonundan en atıldığında ister istemez sevvom şahsa mufret halini elde etmiş oluyoruz. Yani estefadi kerden estefadi kerde dönüştüğünde aslında üçüncü teki şahısdan bahsetmiş oluyoruz. Bu tabii ki dersleri takip etmiş öğrenciler için artık çok aleni bir bilgi. Burada hatırlatmak istediğim şuydu. Araya koyacağımız ha artı şenasede biz aslında bu eylemin kim tarafından gerçekleştirileceğinden bahsedebiliriz. Kert, dad, şod, kert, kert, geçt, daşt, ahmet her zaman sabit biçimde kalacak. Yani herhangi bir şahıs eki almayacak. Dolayısıyla bizim şenasemiz fiilin sonuna kadar taşlıysa hata yapmışız demektir. Şenase her daim sadece ama sadece ha ile bitişik olacak. Pek güzel. Şimdi de şahıs eklerini koyalım. Ben şöyle tercih ettim. Mento, Uma, Şoma, İşan. Tabii ki iki tane daha fazla olduğu için yine Mento'yu anlatacak şenaseleri koydum. Bakalım. Estefade, خواه ام کرد دمین گردون روز که به استفاده به کردن آرسنه بیر خواه کرده به طبیه که شناسه سی بیرینش تکی شخصه اشارت اتسن دیه ام تکس نالدو استفاده خواهم کرد سلام خواهی داد آماده خواهد شد نگاه خواهیم کرد نوازش خواهید کرد باز خواهند گشت بر خواهم داشت باز خواهی آمد کلانجام سلام وره جکسن حضرلانجک okşayacaksınız. Dönecekler, alacağım, döneceksin. Demek ki her iki adımlı fiil haddi zatında geçişli bir fiildir. Değil mi? Yani öyle gördük. Normalde geçişliden tarifimiz, yani geçişli fiil derken neyi kastediyorduk? İlk öğe ve ikinci öğesinin arası açılır, araya bir şeyler gelir. Dolayısıyla her iki adımlı geçişsiz fiilde tekrar ediyorum haddi zatında geçişli bir fiildir. Ama tabii önemli olan mesele hangi bilgileri geçirdiği, hangilerini geçirmediği konusu olacak. Yani aslında bir hücre gibi seçici geçirgendir. Neyi seçip geçireceği, neyi dışarıda bırakacağı tamamen fiilin yapısına bağlıdır. Örneklerde bu sekiz fiili kullanalım. Men baraye azemun کتاب سبز رنگ را استفاده خواهم کرد. روزی در خیابانی به قریبه ای سلام خواهی داد. غذایتان تا پنج دقیقه آماده خواهد شد. روزی ما هم از دور به شادی شما نگاه خواهیم کرد. سر یتیمی را نوازش خواهید کرد. بعد از مسابقه بسکتبال به خانه باز خواهند گشت. Kitabıma az zemin berxa himlächti. Ruzi toham bazxa hi geçti. Bu cümleleri videoyu durdurarak çevirmeye çalışın lütfen. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Men beraye azmun denmiş ve burada bir virgül konmuş. Demek ki men beraye azmun'u ayrı çevirmemiz istiyor. Men beraye azmun. Biliyoruz ki berayeden sonra gelen sözcüğe için anlamı katılacak. Men, ben olarak dursun. Beray azmun sınav için. Ketabe sabz renk. Yeşil renkli kitap. Tabii ki bu bir tamlama olduğu için tersten çevirdim. Ra. Ketabe sabz rengra Ra, yeşil renkli kitabı. Estefade haham kerd. Bunu da demin gördük. Kullanacağım. Demek ki ben beray azmun kitabe sabz renk. Ra, estefade haham Ben sınav için yeşil kitabı kullanacağım. Şunu unutmayalım. Kitabın yeşil olması nasıl bir durum olabilir ki? Yani kitabın kapağı yeşildir. Dolayısıyla Farsçada anlaşılır bir durum olan beraye azmun ketabe sabz renkra istifade kerd Türkçede kapaklı eklentisiyle de kullanılabilir. Yani böyle çevirilerde Anlatımı ve anlamı daha anlaşılır hale getirecek eklentileri metne koymayı ve onun aslında metinde olmadığını bir şekilde belirterek vermekten çekinmeyin. Ben buraya ben sınav için yeşil kapaklı veya renkli kitabı kullanacağım dedim ve bunları ve kapaklı renkli kısmı köşeli parantez içine aldım. Siz isterseniz ben sınav için yeşil tire içinde bunları verebilirsiniz. Veya ben sınav için yeşil kitabı kullanacağım deyip yeşilin üstüne bir dipnot verip ne anlatmak istediğinizi orada anlatabilirsiniz. Dolayısıyla anlamı daha oturaklı bir hale getirecek eklentilerden çekinmeyin. Tabii ki bu durum sadece çok iyi anladığınız ve anlamın doğru şeye tekabül ettiği durumlarda vermenizi isteyeceğim eklentiler. Pekala. İkinci cümlemize bakalım. Ruzi der be garibe i selam hahidat. Burada size önceki derslerden bir şey hatırlatıyor aslında. Muharefe nakre iyisini hatırlıyorsunuz. Ruzi, xiyabani garibe Bunların hepsi nekre i'si almış ve bir bilinmezlik perdesi ardına itilmiş. Dolayısıyla bu perdeler bir cümlede ne kadar fazlaysa aslında gerçekleşmesi beklenen olayın bir o kadar kaotik bir zamanda, mekanda veya kişi tarafından gerçekleşmesinin beklentisini de verir. Dolayısıyla siz bir beytte, mısrada, anlatıda, yazıda birçok yay enekre görüyorsanız, gerçekleşmesi yakın zamanda muhtemel olmayan bir şeyden bahsediliyor mesajını almanız gerekiyor. Bakın mesela, Ruzi hıyabani be garibe i selam hahidat. Gün belirsiz, hıyaban belirsiz, garibe de belirsiz. Yani hangi gün olacağı, hangi caddede olacağı, kime ki zaten garibe de bu anlamı veriyor. Yani anlam bakımından bunu karşılıyor selam verileceği konusu hep örtük. Günlerden bir gün herhangi bir caddede herhangi bir yabancıya selam vereceksin. Şimdi burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Burada garibeyi genellikle de çevirilerde yabancı ecnebi olarak görebilirsiniz. Ama garibe Farsça'da Türkçe'de anladığımız Yabancı anlamında gelmez. Yani uyruğa delaletten ziyade tanış olmayan bir kimse özgeye delalet eder. Yani bir gün bir yolda veya caddede bir yabancıya tanımadığın birine anlamında selam vereceksin. Pekala. Dolayısıyla biz Farsça bir cümlede garibe görüyorsak uyruk bakımından yabancı değil, tanış olmama bakımından yabancıyı anlatmak istiyoruz demektir. Bir diğer cümlede gazayetan ta 5 dakika amade kahat şod cümlesi gelmiş. Yemeğiniz 5 dakikaya hazır olacak. Tabii ki burada ta geldiği için kadar anlamında katmak zorundayız. Yemeğiniz 5 dakikaya kadar hazır olacak. Diğer cümlede Ruzi ma hem az dur be şadi ye şamanegah hahimker. Şimdi bu cümleye böyle baktığımızda Ruzi ve şadi sanki nekre gibi duruyor. Ama unutmayalım burada sadece ruzi nekre yani günde bir herhangilik var. Şadi zaten bir bütün olarak yapı olarak mutluluk demek. Dolayısıyla şadinin sonundaki i herhangi bir nekreyi göstermiyor. Bilekes buradaki i yaye hasile mastariyi gösteriyor. Yani lık lik ekini getiriyor. Mutluluk anlamını bize veriyor. Ruzima hem azdur be şadiye şumaa ngaah kert. Bir gün biz de uzaktan sizin mutluluğumuza bakacağız. Sare yatim ira nevazeş khahit kert. Sare yitimi bakın buradaki i yine nekre. Çünkü yatimin nasıl bir yetim olduğu anlatılmamış. Dolayısıyla Sare yatimi herhangi bir yetimin başını navaazesh khahit kert. Okşayacaksınız. Buradaki nevazeş kerden sevgiyle okşamayı daha çok anlatır. Bunu unutmayalım. Serekes ira nevazeş kerden normalde birisini kaybetmiş, hayatta acılar çekmiş insanın başını okşamaya nevazeş kerden fiili çok daha iyi bir karşılıktır. Çok güzel. Şimdi de bir diğer cümleye bakalım. Berdez musabakaya basketbol ve hane hahan geçti. Yine berdez yapısını görüyorsunuz. Bir şeyden sonra, berdezden sonra gelen kısım kesinlikle ama kesinlikle bize bir eylemden sonrasını zaten anlatacak. Berdez musabakaya futbol ve hane hahan geçti. Yani berdezden sonraki ilk kısım A aksiyonu ve hane geçten B aksiyonu olursa A'nın B'den önce gerçekleşeceği bilgisi bize veriliyor demektir. Yani bad az musabakaya basketbol, behane baz hahand geçti. Yani önce musabakaya basketbol gerçekleşecek, ondan sonra behane baz hahand geçti. Çok güzel. Şimdi peki anlamı ne? Basketbol maçından sonra eve dönecekler. Kitabım ra az zemin ber hahamdaşt. Kitabımı yerden alacağım. Buradaki alacağım ise hariden fiiliyle verdiğimiz alacağımdan tamamen farklı. Çünkü burada bir satın alma yok. Yani burada bir maddi beklenti yok. Dolayısıyla bir şeyi eski yerinden oynatmak, çekip almak, yerden kaldırmak gibi hareketlere berdaştan diyeceğiz. Tabii ki berhahemdaş da alacağım anlamını bize veriyor. Ruzi tohem hahi geçt. Ruzi bir gün. Tohem sende bazı hâhi Bir gün sen de döneceksin. Pekala bu cümlelerin içindeki bazı öğeleri şimdilik kabaca verdim. Ama bir sonraki derste detaylıca üstünde duracağım. Öyleyse bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.